DuX kanalından hepinize selamlar dostlarım. Apex Legends Sezon 3 Ultra FPS artma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hemen videomuza geçelim. Evet, benim verdiğim linke giriyorsunuz ve burada bir saniye sayıyor, bunu bekliyorsunuz. Bu arada gizli moddan girmenizi öneririm. Gizli moda da nereden gireceğim diyorsanız Chrome açtığınız zaman şu 3 noktaya tıklayarak şuradan yeni gizli pencereye basarsanız açılır, her neyse. Veya kısa yol tuşu olarak CTRL üst karakter artı N ile basabilirsiniz. Her neyse, fazla uzatmadan şuradan devam et'e tıklıyorsunuz. Yeni açılan siteyi kapatın. Ve burada böyle son bir adım kaldı diyor. Buraya bir iki kere böyle tıklayın. Tıkladıktan sonra bekliyorsunuz ve sizi böyle bir yer atıyor. Burada şuna kapatabilirsiniz. Bakın, bu dolantı falan basmayın çünkü böyle inmiyor burası. Buraya dolantı falan basmıyorsunuz. Şuradaki sağ üstteki şeyi bekliyorsunuz. Sağ üstte de saniye sayıyor zaten. O saniyeyi saydıktan sonra reklamı geç diyorsunuz. Yeni açılan siteyi kapatıyorsunuz. Bir daha reklamı geç diyorsunuz. Yeni açılan siteyi kapatıyorsunuz ve sizi böyle bir siteye atıyor ve buradan dosyayı indir dediğiniz zaman dosyayı indirebilirsiniz. Apex Legends'a sağ tık yapıyorsunuz ve buradan dosya konumunu aça tıklıyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman R5 Apex, bunu sağ tık yapıyorsunuz. Bunu özellikler diyorsunuz. Buradan uyumluluğa geliyorsunuz. Buradan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak tıklıyorsunuz. Çünkü buna tıkladığınız zaman tam ekrandaki FPS düşüşlerini biraz da olsa azaltıyor. O yüzden buna tık atıyorsunuz ve aynı zamanda yüksek DPI ayarlarını değiştir deyip buradan, bu uygulama olduğu için bu uygulamaya etki etmesi için buradan uygulamayı seçiyorsunuz. Aynen bu şekilde yapıyorsunuz. Tamam deyip uygula deyip tamam diyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Evet, benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada Ultimate Performance var. Bunu açıyorsunuz, hemen içindeki kodları kopyalıyorsunuz. Ve arama yerine CMD, yani Türkçe tabiriyle CMD komut istemi, bunu açıyorsunuz. Ve buraya bunu yapıştırıp Enter'a basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi nihai performans eklendiğini söylüyor. Sonra bunu kapatabilirsiniz ve arama yerine yine güç yazıyorsunuz. Güç planı, daha doğrusu hemen güç planı yazdığınızda güç planını düzenle buna geliyorsunuz. Ve buradan bakın şu güç seçenekleri, bakın şuna. Güç seçeneklerine tıkladığınız zaman bakın burada nihai performans eklenmiş oluyor. Eğer sizde nihai performans eklenmiyorsa, diyelim ki bir sorunla karşılaştınız, nihai performans eklenmiyorsa buradan yüksek performans seçiyorsunuz ve buradan plan ayarlarını değiştir diyorsunuz. Burada gelişmiş güç ayarlarını değiştire tıklıyorsunuz ve burada bakın şu sabit disk artıya basıyorsunuz. Buradaki sabit disk kapatmak için beklenecek süre, buna da artıya basıyorsunuz ve burada ayar, bunu 20'dir sizde, bunu 0 yapıyorsunuz. Sonra aşağıya geliyorsunuz, işlemci güç yönetimi var, bunu da artıya basıp açıyorsunuz. En düşük işlemci durumu, buna da artıya basarak açıyorsunuz ve bunu %100 yapıyorsunuz. Yani 100 yazacaksınız buraya. Yani işleminizin en düşük kullanımı bile %100 olsun istiyorsunuz. Yani %100 derken tamam %100'ünü kullanamaz her işlemde ama hani tam performansını vermesini istiyorsunuz. Buradan bir de en yüksek işlemci durumu var. Bunu açıyorsunuz ve buraya da 100 yazıyorsunuz. Bunların ikisini 100 yapıyorsunuz. Eğer hani nihai performans ekleniyorsa buraya direkt buna bastığınız zaman zaten o bütün ayarları kendi yapıyor. Geçmiş ayarlarını değişti. Buraya bakın 20 yazmanıza da gerek yok. 0 zaten. Hani nihai performans eklenmiyorsa yüksek performansı seçip o ayarları yapabilirsiniz. Benim verdiğim klasöre girdiğinizde burada optimizasyon var. Buna giriyorsunuz ve burada GPU ayarları var. Buna giriyorsunuz ve burada AMD ve Nvidia ekran kartları için ayarlar var. Eğer AMD ekran kartınız varsa buradaki ayarı yapın. Nvidia ekran kartınız varsa da buradaki ayarı yapın. Ama Nvidia için ben hemen göstereyim, benim ekran kartım Nvidia olduğu için. Şuraya masa üstüne geliyorsunuz ve sağ tık yapıyorsunuz. Nvidia denetim masası, buna giriyorsunuz. Ve buraya girdiğiniz zaman biraz açılması uzun sürebilir. Buraya girdiğiniz zaman görüntü ayarlarını ön ayarlı yaptan şu benim tercihlerini kullan ve şunlara önem ver işaretleyip buraya performansı çekebilirsiniz veya o benim şu resimlerde gösteren şu resimlerdekini yapmak istiyorsanız da gelişmiş 3D ayarlarını kullana tık atacaksınız. Sonra burada bakın beni oraya götür yazıyor. Beni oraya götüre tıkladığınızda burada o ayarları ayarlayıp sağ alttan uygulaya basarsınız ve o şekilde ayarlarınızı yapmış olursunuz. Ve aynı zamanda Nvidia ekran kartınız varsa şu ayarları da yapmanız gerekli. Şuraya geliyorsunuz, bakın geri geldik ve Nvidia Profile Inspector var. Buna sağ tık yapıyoruz, yönetici olarak çalıştır diyoruz. Hemen bekliyorsunuz, kısa bir sürede açılıyor ve alttaki yeşil barın dolmasını bekliyorsunuz. 1-2 kere dolabiliyor. Hemen onu bekliyorsunuz. Evet, dolduğunda frame rate limiter mod var, bakın burada tam olarak işaretlenen videoda gördüğünüz gibi. Buradan bunu seçiyorsunuz ve buradaki şu çentik gibi şeyi açıyorsunuz. Ve burada bakın 0, 0 ya sonunda 4 olan şu FPS frame rate limiter to control delay flip by flip, yani bu. Bunu seçiyorsunuz, apply changes diyorsunuz, bir daha apply changes diyorsunuz. Burası full mavi olacak şekilde yapıyorsunuz ve ekran kartınızı optimize etmiş oluyorsunuz. Evet, benim verdiğim klasöre giriyorsunuz da burada optimizasyona giriyorsunuz. Burada regedit var, buna giriyorsunuz. Burada
Şimdi buraya Beniku mesajı koydum. Buradan bakabilirsiniz. Burada ne yazıyorsa onu yaparsınız. Eğer oyununuz çökerse şuradaki normal regedit'i kurmanızı öneriyorum. İlk önce şöyle anlatayım. Şu yüksek öncelik kuruyorsunuz. Yüksek öncelik, yani daha fazla performans vermesi için ekran kartınız ve işlemciniz, bunu kuruyorsunuz. Eğer oyununuz bunu kurduktan sonra oyununuz çökerse veya çökmemesini istiyorsanız direkt şuraya geri yükleme yazdığınızda, bakın geri yükleme noktası oluştur. Şuradan yapılandır diyorsunuz. Sistem korumasını aç ve %20 seçip uygula deyip tamam diyorsunuz. Ama şu Windows olan diske bakın. Buna tıkladınız, yapılandır dediniz. Sistem korumasını aç, %20 seçip uygula tamam diyorsunuz. Sonra buna oluştur diyorsunuz. Mesela yedek. Siz bir yedek alıyorsunuz. Oluşturduğunuzda hani regedit'inizde bir sorun olduğu zaman, bilgisayar ayarlarını değiştirdiği için bu regedit, eğer bir sorun olsa, hani sizin bilgisayarınızda bir kasma yaratırsa, buradan yedekten hani geri alabilirsiniz işlemleri. O yüzden bu yedeği oluşturabilirsiniz. İsterseniz oluşturmayı, fark etmez. Evet, yüksek önceliği kurdunuz. Cast diyelim ki bir şey oldu. Normal önceliği kurdunuz veya yedekten geri yüklediniz, fark etmez. Sonra burada bakın, bu DuoX FPS artırana, evet, bunu da kuruyorsunuz. Bu herhangi bir bilgisayarınızda hani kasmaya donmaya neden olmayabilir ama bu belki kastırabilir bilgisayarınızı. Her neyse, o şekilde buraya getirdiler. Kurduktan sonra şu optimizasyon klasörüne geri geliyorsunuz. Burada FPS var. Buna giriyorsunuz. Bu FPS arttırıcı bir benim kodladığım bir şey. Buna sağ tık yapıyorsunuz, yönetici olarak çalıştır diyorsunuz ve burada bakın sizin önünüze DuoX FPS arttırıcı falan filan, işte benim kendi yazdığım şeyler var. Her neyse, buradan bakın temp dosyaları sil, 1'e basıyorsunuz, enter'a basıyorsunuz ve burada bakın geçici klasörleri siz normalde, ben her videomda uğraştırıyordum, bakın buna devam deyin, bu arada her videomda uğraştırarak gösterir, buna da devam deyin, uğraştırıyordum sizi. Yani oraya gir, işte %temp'e gir, prefetch'e gir, oraya gir, buraya gir falan diye. Bakın burada hepsini açtı, gördünüz mü? Bunların hepsini seçtim. Siliyorum. Buna tik atıp atla diyorum. Yani silinmezse öyle yapıyorum. Buna da aynı şekilde siliyorum. Bunu da. Buna devam diyeyim hemen. Silinmeyen olursa tik atıp atla diyeceğim. Buradan da bunun hepsini seçtim. Siliyorum. Evet, biraz uzun sürdü. Evet, hepsini sildik. Yani silinmeyenler kaldı, o şekilde şey yaptık. Ve sonra geri dönüşümden de siliyorum. Ve hemen hemen bilgisayarınızda bayağı yer açmış oluyorsunuz. Ve bilgisayarınız temiz olduğu için daha hızlı çalışıyor. Sonra buradan Enter'a basıyorsunuz. Ve buradan 2'ye basıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Ve burada bu sefer disk temizlemeyi açıyor. Buradan da bakın şu Windows işaretli olan seçili olacak. Tamam'a tıklıyorsunuz. Ve burada sizin disk temizlemek için burayı açıyor. Ve burayı açtığı zaman eğer indirilenler klasörünüzde gerekli bir şey yoksa buna tik atabilirsiniz. Ama indirilenler klasörünüzde gerekli bir şey varsa buna tik atmayın. Yoksa indirilenler klasörünüzdeki bütün her şeyi siler. Eğer indirilerine klasörünüz diyelim ki gereksiz, ben tıkladım mesela 156 MB boş olan oluşturacağını söyle, her neyse, sonra tamam deyip şuradan dosyaları sile bastığınız zaman dosyaları silecek. Ben şu an silmeyeceğim, zaten daha önce temizlediğim için 68 MB falan var. Sonra yine geliyorsunuz bu benim yazdığım yazılıma, şuradan enter'a basıyorsunuz yine ve burada 3'e basıp enter'a basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi PC'miz analiz ediliyor ve şu an FPS'inizi arttıran bir ayarlar yapıyor ve sonra enter'a basıyorsunuz, 4'e basıyorsunuz, enter'a basıyorsunuz ve burada benim yazdığım işte teşekkür ederim falan tarzı bir şey yazdım, o yazıyor ve bu şekilde kullanmış oluyorsunuz. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz, buradan optimizasyona giriyorsunuz ve burada bakın ISLC, buna giriyorsunuz ve burada bakın şöyle programlar var, sadece bunu açacaksınız. Siz sağ tık yapıyorsunuz, yönetici olarak çalıştır diyorsunuz ve şu an açılmadığı gibi gözüküyor ama şu altta çentik var, onu açıyorsunuz ve burada açık aslında, oradan açıyorsunuz. Evet, bakın bu şu an geldi. Şimdi buna stop'a bastım ben, bakın bu 1024 olacak sizde, şu ayar 1024 olacak. Bu ben ekranın sağ üstüne, sol üstüne veya şu sol alta ya da sağ alta bir yere koyarım ya da ortaya bir yere koyarım. Bunu kaç yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Sizin RAM'inize göre olacak. Bu sizin RAM'iniz kaç GB ona göre. Benim 16 GB, yani yarısını yazacağım buraya. Yani bu sayıları tam olarak yazmanız lazım. Bu şekilde yazdıktan sonra şunların ikisine tik atıyorsunuz. Tik attıktan sonra şuraya bakın geliyorsunuz. 0. Bakın 0, hepsini sildik değil mi? Şuradaki bir 0'ı da silip 50, yani şu şekilde duracak. Videoda göründüğü gibi olacak. Sonra buna da tik atıyorsunuz ve bu memory polling rate, bunu da 500 olarak seçiyorsunuz. Sonra start'a basıyorsunuz. Bütün ayarları yaptınız. Start'a basıyorsunuz. Buradan Purge Standby List'e basıyorsunuz sonra. Evet, bunları yapmamız ne işe yarıyor? Bu uygulama sizin daha mesela
bir şeyler kullanıyorsunuz. Bilgisayarınızda bir sürü işlem yapıyorsunuz. Bu işlemleri yaparken RAM'in daha az kullanmasını sağlıyor. Yani bu da bir nevi bilgisayarınızı hani temizliyor gibi bir şey oluyor. Yani RAM'inizi daha az kullanmasını sağladığı için oyuna girdiğiniz zaman bunu kapatacaksınız ama. Oyuna girdiğiniz zaman bunu kapatıyorsunuz. Buradan stop diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ve o şekilde oyuna girerseniz bilgisayarınız daha az RAM kullandığı için oyuna daha çok RAM verecek. O yüzden bu uygulama önemli. Benim verdiğim kılıflara giriyorsunuz. Buradan optimizasyona giriyorsunuz. Burada Quick CPU Setup var. Buna ilk kere tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz ve buradan next 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 diyerek kurabilirsiniz. Benim kurulu olduğu için ben kurmayacağım. O yüzden hemen şöyle kapatıyorum. Ben de hemen şöyle alttan açayım Quick CPU'yu. Evet, böyle biraz bekletiyor ve açılıyor sonra. Eğer sizin sisteminiz de soğutucunuz fazla iyi değilse bunları 100 yapmayın, şunların hepsini. Normalde bu varsayılan ayarlar şöyledir, bakın. Şurası 60. Şurası da 5. Normalde varsayılan ayarlar böyledir. Sizin varsayılan ayarlarınız ya da sizin varsayılan ayarlarınız farklıysa hiç ellemeyin. Soğutucusu iyiyse, yani iyiyse dedim böyle yani soğut bunları yapmadan da işleminiz çok ısınıyorsa yapmayın ama bunları yaptığınızda da ısınmıyorsa bunu yapabilirsiniz. Hemen mesela ısınmıyor diyelim. Bunları 100'e çekiyorum ve burada nihai performans seçili olduğunu hemen seçiyorum. Burada nihai performans seçili olması lazım. Burada bu şekilde seçtim ve apply'a basıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Eğer soğutucunuz kötüyse bunları şu varsayılan ayarlarda kullanın. Hatta burayı nihai performansa bile almayabilirsiniz. Buradan hani bu ayar yaparken burayı nihai performansa bile almanıza gerek olmayabilir. O şekilde kullanın. Evet, eğer Discord ve Spotify kullanıyorsanız bu ayarlarınızı yapmanız gerek. Hemen Discord'u içi göstereyim. Discord'a geldiğiniz zaman bakın şu sol altta, şu mouse'u tam olarak tuttuğum yerde Discord'un ayarlar butonu olacak. Ona basıyorsunuz ve buradan aşağı indiğinizde arayüz var. Buna girdiğiniz zaman oyun içi arayüzü etkinleştirir var. Bunu kapatıyorsunuz. Bu ne oluyor? Sağ ya da sol üstte ya da fark etmez. Genelde bu sol üstte gözüküyor. Sol üstte odadaki kişilerin ismi gözüküyor. O da oyun oynarken gözüktüğü için FPS'inizi düşürüyor. Yani sürekli ışığı yanıp sönüyor falan bir şey oluyor. Hani biri konuştuğu zaman oradaki ışığı yanıyor falan. FPS'inizi düşürebiliyor. O yüzden bu arayüzden bunu kapatıyorsunuz. Sonra görünüme geliyorsunuz buradan. Görünümden aşağı geliyorsunuz burada. Bakın donanım ivmesi var. Zaten burada da açıklamasında yazıyor. GPU kullandığı için oyunlarda FPS düşüşü yarattığı için bu. Bunu kapatıyorsunuz bu şekilde. Bakın şöyle gri olacak şekilde olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra Discord'u yeniden başlatmanızı istiyor. Discord'u yeniden başlatırsınız. Evet, şimdi Spotify'a gelelim. Şurada bakın 3 tane nokta var sol üstte. Buna tıklıyorsunuz. Buradan düzenleye geldiğinizde düzenleden aşağı geliyorsunuz. Burada tercihler. Buraya aşağı geliyorsunuz. Gelişmiş ayarları göster. Buradan da aşağı geldiğinizde bakın. Donanım hızlandırıcısını etkinleştir var. Buna kapatıyorsunuz. Bu açık olursa dediğim gibi bu da ekran kartını kullanıyor. O yüzden bunu kapalı tutuyorsunuz. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada başlatma seçenekleri, metin belgesi var. Bunu açıyorsunuz ve buradaki bunların hepsini şu şekilde kopyalı hepsini derken şunları sadece. Ve bu sizin refresh, sizin monitörünüze göre 60 Hz monitörünüz varsa 60, 75 ise 75, 120 ise işte. Her neyse buradan başka bir Hz de olabilir her neyse. Onu nasıl öğreneceğiz diyorsunuz. Şu masa üstüne geliyorsunuz. Şuraya sağ tık yapıyorsunuz. Görüntü ayarlarına tıklıyorsunuz. Buradan aşağıya geldiğinizde gelişmiş görüntü ayarları var. Buna tıklıyorsunuz. Ve burada bakın ekran 1 için görüntü bağdaştırıcı özellikleri var. Buna tıklıyorsunuz. Hemen şunu kapatayım ben. Şuradan bakın monitör var. Monitöre tıkladığınızda bakın burada benim 60 Hz var. Bundan fazlası varsa siz onu seçip uygula deyip tamam deyin. Benim 60 olduğu için ben 60 yazıyorum buraya da. Dediğim gibi 60 yazarsınız şuraya. Bu şekilde yazdıktan sonra origin'e geliyorsunuz. Burada Apex Legends'a sağ tık yapıyorsunuz. Game Properties'e tıklıyorsunuz. Ve burada Advanced Launch Options bunu açıyorsunuz. Ve buraya bakın bu kodların hepsini yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra save diyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Windows'un arama yerine geliyorsunuz buraya. Arka yazdığınız zaman arka plan uygulamaları çıkıyor. Ve buna tıklıyorsunuz. Ve burada bakın benim açık şu an. Bunu buradan kapalı olarak kullanıyorsunuz. Bunu kapalı olarak kullanırsanız arka plan uygulama adı üstünde yani arka planda çalışıyor. Oyun oynadığınız zaman da arka planda çalıştığı için FPS'iniz düşürüyor. O yüzden bunu kapalı tutuyorsunuz ve bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra bunu kapatalım. Ve yine arama yerine geliyorsunuz buraya. Grafik yazıyorsunuz. Bakın şu şekilde grafik ayarları çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ve burada bakın klasik uygulama seçili zaten. Bu sizde otomatik olarak böyle seçilidir. Buradan gözete tıklıyorsunuz. Ve buradan Apex Legends'ın kurulu olduğu yeri buluyorsunuz. Benim burada kurulu, yani daha önce eklediğim için hemen burayı buldu. Hemen mesela sizde bu nerede kuruluysa seçersiniz ve girersiniz. Burada bakın R5 Apex. Bunu
tıklıyorsunuz, ekle diyorsunuz ve buraya ekledi. Buraya eklediğiniz zaman bitmiyor. Buradan seçeneklere tıklıyorsunuz. Buradan yüksek performans seçiyorsunuz. Niye yüksek performans seçiyorsunuz derseniz, burada bakın gördüğünüz gibi grafik, yani adı üstünde grafik ayarlarına girdiğimiz için ekran kartınız, yani grafik kartınız, buna yüksek performans vermesini işaretleyip kaydet ediyoruz ve artık ekran kartı buna daha fazla performans verecek. Evet, geldik videomuzun sonuna. Bütün işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımı da beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.